kendimi tanıtayım. Aytan Kızıltan. 99 senesinden beri Vital'de çalışıyorum. Arada ufak bir e, değişiklikler oldu ama genelde öyle. Ve 99 senesinden beri e, network dünyasındayım. E, tabii çok eski teknolojileri de biliyorum. Üzerine kata kata artık ilerleye ilerleye e, belli bir navhava ulaşmış oldum. Fakat sürekli bir öğrenme periyodu, periyodundasınız. Yani sürekli öğrenmek sürekli, sürekli teknoloji gelişiyor, sürekli e, bir şeyler değişiyor, yeni bilgiler geliyor. Ya benim bile her gün duymadığım bir sürü cümle, kelime ortaya çıkıyor. E, çok geniş bir çok geniş bir spektrumda e, şey e, ilgileniyorum, network dünyası ile ilgili. Yani hem cloud tabanlı network, hem SD-WAN, hem wireless, hem Lokal Area Network, aslında Local Area Network wide, e, tabii e, değişime de uğruyor. Hem Local Area Network hem Wide Network değişime uğramaya başladı aslında. Local Area Network'te artık bütün switchler e, e, otomatik olarak kendi kendine konfigür edilebilir. Hani bu Artificial Intelligence Mention Learning muhabbetiyle beraber hale gelmeye başladı. Extreme Networks'un bununla ilgili IP Campus ve Fabric Campus gibi çözümleri var. E, mesela IP Campus çözümlerinde Extended Extended Edge diye bir özellik var. Yani siz siz merkezi bir tane switch konumlandırıyorsunuz. Bir omurga switch. Ve bu omurga switchlere sahaya koyduğunuz kenar switchlerse omurga switchin bir uzantısı gibi çalışıyor. Sanki omurga switch'e bir kart ekliyorsunuz. Dolayısıyla yüzlerce porttan oluşan bir sivicik e, switch mimarisi oluşturmuş oluyorsunuz. Yine IP kampüs dışında fabrik kampüs olan çözümde ise bir omurga oluşturuyorsunuz Fabric Connect teknolojili switchlerle. kenar switchleri o omurgaya satılıyorsunuz. Sadece servis talebinde bulunuyorsunuz. Yani spanning tree gibi layer 2 konfigürasyonlar layer 2 redundancy konfigürasyonları OSPF gibi konfigürasyonlar çalışmak zorunda değilsiniz. İşte VRF'lerle, layer 2 VSN'lerle, layer 3 VSN'lerle yeni bir teknoloji yani shortest path bridging denen teknolojiyle kendi kendine koşan bir e, network yaratıyorsunuz. Artık dünya da o tarafa doğru gidiyor zaten. İşte bunu da merkez olarak yönettiğiniz uygulamalar, yazılımlar var. NMS yazılımları var. E, tabii ki wireless için de aynı şey söz konusu. Yani wireless de aynı düzeyde e, devam ediyor bu e, süreçte. E, bugün konumuz wireless. E, 11 ax, Wi-Fi 6. Hızdan ötesi kelimesini özellikle kullandım. E, sanırım benim bulduğum bir şey bu. Yani bu cümle benim bulduğum bir cümle. Bazı yerlerde görebilirsiniz belki ama e, çünkü hızdan ötesini sunuyor bize. Sadece hız değil, en önemli şey bize verimliliği sunuyor. Bugün onlardan bahsedeceğim biraz. Tabii Extreme Networks temelinde devam edeceğiz daha sonra. E, öncesinde e, wireless teknolojileriyle ilgili ilgili bir, birkaç e, şeyle e, temel temel e, network ile ilgili temel bilgilerden bahsetmek istiyorum wireless teknolojisiyle alakalı şimdi 8211 aksla beraber, 11 AX'la beraber bakın 11 AY, 11 AZ, 11 BA vesaire vesaire gibi gidiyor. Bir sürü e, 8211 ile ilgili bir sürü protokol var. Aslında her bir 8211 X protokolü, 8211 protokolü bir hızı ifade etmiyor. Bir, genelde bizim gördüğümüz, bizim ön planda gördüğümüz ne var? 8211 N işte 300 megabit 2 çarpı 2 MIMO 300 megabit 3 çarpı 3 MIMO 450 megabit gibi 4 çarpı 4 MIMO, 4x5, Mimo e, 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 gibi 600 megabit gibi şeyler vardı. Hızlı hızlı ilgilendiren hep hep hızla alakalı. Eee Fehri diyor. Daha sonra 8 e, AC ve AC Wave 1 Wave 2, daha sonra en sonunda Elon Aks. Bunların hepsinin kafamızda oluşan şey hız. Elon Aks bunu yıktı biraz. Artık LTE teknolojisi yeni nesil a, anten teknolojileriyle beraber bir e, verimliliği öne çıkarmaya başladı. E, tabii bununla ilgili 8.2.11 ile ilgili birçok protokol var dikkat ederseniz. Yani roaming ile ilgili 8.2.11'ler 8.2.11K. Yani roaming nedir? Bir client'ın, bir access point'ten, hareketli tabii mobil bir client'ın, e, bağlı olduğu bir access point'ten hareket halindeyken yaklaştığı diğer bir access point'e room olması, bağlanması ve bu bağlantının yani ee, çok hızlı olması, kesintisiz olması ya da minimum kesintili olması, subsequent olması. Yani milisaniye seviyesinde olması. Eee yapan kim? Client. Yani e, yeni terminoloji, bu terminoloji yani rooming terminolojisinde roomingi yapan, başlatan client'tır. Yani siz biraz da client akıllı bir client'sa ne yapar? RSSI e, bilgilerini kontrol eder aldığı sinyal gücünü, RSSI gücünü. O RSSI'ye göre RSSI belli bir eşik değerine geldiği zaman o eşik değerinde yeni bir tane access point taramaya başlar. Bulduğu anda da aradaki o e, farka bakarak room olur. Tabii bunu daha kolaylaştırmak için yani access point'in de buna yardım etmesi için teknolojiler gelişti. Bu teknolojiler işte rooming teknolojileri. 8211A, 8211B, 8211, a 8211 b 8211 k Güvenlikle ilgili, enhanced security ile ilgili topu var. 8211I. Ee, servis kalitesi kiosk ile ilgili 8211E gibi e, wifi Wi-Fi teknolojileri var. Bunlar IEEE topolojidir. Şimdi antenlerle ilgili birkaç bir şey bahsetmek istiyorum. Ondan sonra ben e, şey e, biraz daha delinlemesine gireceğim. E, anten anten topoloji MIMO denen bir şey var. Hep MIMO. Yani multiple multiple, user, multiple input, multiple output. E, MIMO antenle ilgili teknoloji. Önce MIMO'ya bakmadan önce bir SISO'ya bakalım mesela. Bakın SISO tek anten. Yani e, data, elektriksel data bir tek antenden çıkışla radyo dalgası olarak hedefine ulaşıyor. Alıcı tarafta da yine tek anten var. Bu eski nesil 8211 BG e, akses pointlerimiz bizim hep tek antenliydi değil mi? Yani bu anten üzerinden e, iletişimi sağlıyorduk. Daha sonra daha sonra hayatımıza 8211 N teknolojisi geldi. O MIMO teknolojisi. Artık antenlerimiz iki antenli, üç antenli, dört antenli vesaire. Hatta internal e, e, entegre antenli akses pointler var. Siz baktığı zaman bir kutu gibi görüyorsunuz. Antenler içerisinde entegre olarak duruyor. İçerisinde üç tane anten var mı aslında. E, tabii bu işte MIMO teknolojisi. Yani e, e, iki veya daha fazla antenden veri gönderip karşı tarafın bunu iki veya daha fazla antenle alması. E, data bir antenden çıkarken yani data bir antenden çıkıyor, anteni yönü bu tarafa bakıyor olabilir. Ya da ya da anten yani omni direction antense polarizasyonlarını değiştirirsiniz. Yani ikisi normalde şu şekilde bakarken bir tanesini böyle yaparsınız. Bu bunun vertical polarizasyonu, bunun horizontal polarizasyonu gibi olur. Normalde antenler vertical polarizasyonla yayın yapıyorlar. Yani bunun vertical projesini bu şekilde, bunun vertical projesini bu şekilde ilerleyecek. Bunun ikisi de şu şekilde ilerleyecek vesaire. Antenle ilgili, hani kafanızda tam oluşması için şöyle düşünebiliriz antenle ilgili. Bir tane elmayı düşünün, elmanın sapı. Elmanın sapını bir anten gibi düşünün. Ve elmayı ikiye bölün. Elmayı ikiye böldüğünüz zaman antenin sağında bir lob ve solunda bir lob oluştu. Bu işte, bu sağdaki lob ve soldaki lob, Bunlar antenin vertical polarizasyonları. Bakın e, çok e, dar, e, çok kısa bir mesafe ama geniş bir alanı kapsıyor. Yani aşağıdan yukarıya çok geniş bir alanı kapsıyor. Yani birinci katta ikinci katı, katı kapsama alanı alıyor. Anten gücü iki desibel. Öyle düşünün. E, e, ve bu omnidirectional bir anten. Yönlü bir anten değil. Fakat bence omni omnidirectional anten. Yani bunlardan binlerce kesit alın şu şekilde. Kesit. Bu kesitleri e, sağa ve sola doğru yayınlatın. Yayınlayın. Ve, ve omni antene ulaşın. Ee, yönlü anten sadece bunun bir tane kesitini alıyor. Daha doğrusu ya da 30 derecelik bir yönlü antense sadece 30 derecelik kısımla ilgili kesitleri alıyor. Geri kalan kesitler e, yayın yapmıyor. E, doğru. Dolayısıyla aslında baktığımız zaman yönlü antenle omni anten arasındaki farkı hani bu anlamda belki anlamış olabilirsiniz. E, antenin gücünü arttırın. 2 desibel değil mi anten? 4 desibeli çıkartın. Antenin gücü arttığı anda bu ee, kısa olan lob bir anda bu şekilde olmaya başlıyor. Yani mesafe uzuyor. Bir e, donut, hani donut tatlısı vardır ya e, yatayda mesafe uzuyor, dikeyde daralıyor. Anten propagasyonu bu şekilde gelişmeye başlıyor. E, aslında e, 4 desibel, 6 desibel, 8 desibel yükselttikçe e, mesafeniz uzuyor. Fakat e, Yükseklik olarak şeyiniz kapsam alanınız azaldığı için aslında şöyle bir propagasyon olduğu zaman şu aşağıda yani antenin dibinde tam dibinde kör nokta oluşma ihtimali oluşuyor. Dolayısıyla tasarımı yaparken antenle ilgili bir şeyler düşünüyorsanız bunu düşünmek lazım. İşte MIMO teknolojisi bize aslında MIMO teknolojisi bize kattığı şey birden fazla special stream her antenden bir tane special stream yolla her special stream Atıyorum 8k11 anda 150 megabit atmıyorum pardon. <laughs> 150 megabit yani 8k11 anda. 150 megabit bu special sistemi bu antenden gönder. 150 megabit bu special sistemi bu antenden gönder. İkinci special sistemi yani. Bu antenden gönder. Ondan da 150 megabit. Channel'ları bonded. Channel bonding yap. Hallet 300 megabite ulaş. Ya da 1 x 1 ise 150 megabite. Eee MIMO'da 2 tane çubuk var. Genelde 2 2 x 2 anten. Yani bunu hem transmit hem de receive için kullanıyorsunuz. Yani transmit için iki tane anten, receive için iki tane anten yok. Bir tane anten hem transmit hem receive için kullanılıyor. Yoksa bir acayip bir anten kalabalığı olurdu. Yani içinden çıkılmaz bir hal olurdu bu, bu durum. Şimdi e, wireless sistemi nasıl çalışıyor? Yani çok basic, Belki bilenleriniz vardır ama ben basic'ine gireceğim. Wireless sistemi şöyle çalışıyor. Access point'in üzerinde bir SSID tanımlıyorsunuz. Yani kablosuz ağ ismi. Bu kablosuz ağ isminin etrafa duyurulması gerekiyor. Ki e, mobil telefonlar, mobil cihazlar bu duyuruyu alsınlar. Size ekranda e, var olan kablosuz ağlar diye göstersinler. Siz de onlardan istediğinize bağlanın. Bunu beacon frame'lerle hallediyor. Yani her 100 milisaniyede bir beacon frame yolluyor ortaya. Her SSID için ayrı ayrı. Yani bir SSID yarattıysanız... 100 bin saniyede onun için bir beacon yollar. İkinci bir SSID yarattıysanız access point'in üzerinde. Yani ikinci bir kablosuz ağ olabilir değil mi? Yani normalde enterprise access point'lerde bir access point birden fazla SSID yayabilir kablosuz ağ. Bir tanesi ziyaretçi içindir, bir tanesi personel içindir. işte bir tanesi otomasyon içindir, bir tanesi kritik işler içindir vesaire. Dolayısıyla her SSID için bir beacon frame'i. Bu beacon içinde neler var? SSID bilgisi, kanal bilgisi, kiosk, güvenlik vesaire. Yani ben captive portal istiyorum. Ben vpi 2 şifreleme istiyorum vesaire gibi. Dolayısıyla bunu alan e, client, mobil client e, size ekranda kablosuz ağları göstermeyi başarıyor. E, şimdi bu aslında bir anlamda da pasif tarama diye geçiyor. Pasif pasif scanning diye geçiyor. Access point'in bu bilgiyi network'e anons etmesi. Anons etmiyorsa ne olacak? Bu sefer client aktif scanning ile e, var olan ortama ortama, kablosuz ortama bir probe yolluyor. Ya diyor benim kablosu ağa öğrenmem lazım. Etrafta kim yayın yapıyor? Bana bir gösterin. Diye bir probe yolluyor. O karşılık access point bir yanıt veriyor. O yanıt da aynı beacon frame'le, beacon frame aslında verdiği yanıt. Beacon frame'in içinde ne var? SSID bilgisi, kablosu ağa bizi kanal, vesaire. Buna biz aktif scanning diyoruz. Tabii aktif scanning istenen bir şey değil. Yani bu aslında aktif scanning aynı zamanda bir saldırı şekli. Yani siz sürekli aktif scaling yaparak access point'i, e, havayı, kablosuz ağ network'ünü, air time'ı meşgul, meşgul edebilirsiniz. En büyük problem zaten o air time'ın meşgul olması. Çünkü kablosuz ağ half duplex bir ortam. Yani birisi konuşurken ikinci kişi konuşamıyor. 11x bunu biraz açtı aslında. Yani artık iki kişi konuşabiliyor. İşte verimlilik dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Yani 11ax'ın e, Wi-Fi 6 diyeyim ben, ben Bu daha doğrusu daha iyi anlaşılacak herhalde. E, teknoloji ismiyle şey yapıyorum ama alışkanlık. Wi-Fi 6'nın e, farkı aslında biraz da bu. Multiple multiplexing, special stream eden bir şey var demiştik değil mi? Bakın bir tane special stream yolluyor. 150 megabit. Bir tane daha yolluyor. 150 megabit. 300 megabitlik throughput'a ulaşıyor. Her special stream 150 megabit. Nerede? 8211 n'de. Ama 8211 AC'de 800 küsür megabit. 8211 aksa 1200 megabit. 1.2 gigabit. Bir tane special stream. Dolayısıyla ulaşabildiğiniz hızları bir düşünün. Special stream ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 datası varsa 1, 2, 3'ü bir antenden 4, 5, 6'yı bir antenden iki farklı special stream olarak yolluyor. Karşı taraf alıcı bunu alıyor. E, ee, antenlerden bir tanesi duvara bakıyordur. Duvardan yansır gider data. Öbürü direkt bakıyordur. Direkt e, polarizasyon match'tir. Direkt yapışır karşı tarafa. A, MIMO antenli teknolojisi bunu sağlıyor. MIMO antenin gösterimine bakarsanız bakın 2x2, 2 nokta üstü 2. 1x1, 2 nokta üstü 1. 3x3, 2 nokta üstü 3 gibi böyle terimler var. İşte bu en soldaki 3 e, transmit anten sayısı. E, sonraki 3x3 3, e, receive anten sayısı. Transmit anten sayısı çarpı receive anten sayısı 2.3'te special stream sayısı. Genelde anten sayısı ile special stream benzer olabiliyor veya daha düşük olabiliyor. Mesela 3, 3, 2 olabilir. Genelde e, bu, 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 bu ortamda bir broadband ortam gibi düşünürseniz genelde download daha fazla yaparsınız değil mi Uplo upload'a göre. Dolayısıyla e, transmit anteni upload yönünde düşünün. Upload yapan tarafta düşünün. Onu 2 yapın. E, receive anteni 3 yapın. 2 çarpı 3, 2 noktası da 3. Ne oluyor bu? 2 transmit anten, 3 receive, 3 e, tane special Yani alın alım daha fazla benim diyorsunuz. Antenlerden bir tanesini transmit için kullanmıyorsunuz. Yani üç tane anteniniz var çubuk ama bir tanesini transmit için kullanmıyorsunuz. Ama üçünü receive için kullanıyorsunuz. Bu tür teknolojiler de mümkün yani. E, 2.4 GHz ve 5 GHz kanallarımız var. Bakın 2.4 GHz'i şöyle bir incelersek anlamak için. E, 2.4 GHz üzerinde e, Amerika'da 11 kanal, Avrupa'da 13 tane kanal var. Ama bunların sadece 3'ü birbirleriyle çakışma, enterfer olmuyorlar. Bakın e, grafiğe bakarsanız 1 ile 2 birbirine çakışıyor üst üste binmiş. Yani ben akses point olarak 1 nolu kanalda yayın yapıyorsam ve yandaki akses point de 1 nolu kanalda yayın yapıyorsa 20 metre mesafede birbirlerine enterfer ederler. Havayı meşgul ederler. Bunun yaydığı bir beacon, bunun yaydığı bir beacon. Bu beacon yaydı aynı kanalda bu beacon'ı bu da alacağı için bu beacon yayamayacak. Ya e da yaysa bile enterfer olacak sistem. Retransmissioner oluşacak. Ki buna da client'lar bağlı, buna da client'lar bağlı. Bu client'ların da aynı frekansmanında e, bir e, trafik gönderdiğini düşünürsek inanılmaz bir interferasyon oluşuyor. Yani çok düşük performanslara düşmek zorunda kalıyorum. 300 megabit değil de paylaşımlı bir ortamda client sayısına göre tabii değişen olacak bu. E, çok düşük hızlara e, ulaşabilirim. E, retransmission'lardan dolayı. E, dolayısıyla tasarım yaparken bakalım tasarım örgülerine. Bakın burada overlap olmayan yani enterfer olmayan bir dizayn. Bakın en sol tarafı access point altın oğlu kanalda yayın yapıyor. Onun yakınındakiler bakın bir nolu ve on nolu kanalda yayın yapıyor. Uzundaki bir access point altı. Buradaki enterferasyon buna ulaşmıyor. Hafiften belki ulaşabilir. Hafiften, hafiften enterfer ediyor gibi ama yapmıyor yine de. Yani çok düşük bir sinyal. Sinyal burada acayip zayıflıyor aslında şuraya gelene kadar. O yüzden bu access point'e belki ulaşıyor. Belki de çok az ulaşıyor. Hafiften bir enterfer etme ihtimali var yine. Ama gördüğünüz gibi bakın 1.6.11 mekanizmasına göre wireless e, network'ınızı bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Bunu access point'ler kendisi dinamik olarak yapabilir. E, access network'ın access point'lerinde kooperatif kontrol protokolleri var. E, kanalları gücü, access point'lerin gücünü otomatik olarak yani şu access point'in gücünü çok yükseltirseniz buradaki güç e, bir, e, bu, bu taraftaki access point'e ulaşır ve buradaki bu, bu hücre içerisindeki hem client hem access point'i interfere edebilir. O yüzden ne yapıyor? Bunun gücünü düşürüyor. 13 desibele düşürüyor. Bu tamamen dinamik olarak bu kooperatif kontrol protokolü dinamik olarak e, yapılan bir şey. Eğer bunu yapamıyorsanız e, zaten enterprise dünyada değildir o access point. Yani home office, small business'tır yani. Bakın interferansiyonun olduğu bir dünya. Görüyor musunuz? 3 ile 4 kanalı bir kullanmış. Normalde 3 nolu kanal ve 4 kanal kadar işte ayrı kanallar bunlar ya. Nasıl? Ama bakın 3 nolu kanalla e, hatta ekranda pardon şunu şöyle yapayım. Pointer açayım da özür dilerim. Heh. Pointer bakın 3 e, nolu kanalla 4 kanalı kanal birbiriyle çakışıyorlar. Üst üste biniyorlar. Bundan. Bütün access pointleri aynı kanalda yapın. Oo. Oh. <laughs> Yani bu işte enterferasyonun kitabını yazmak. <laughs> yani e, her taraf enterfere. enterfera. E, Client'ler de e, dolayısıyla e, ama bu roaming'i çok iyi çalıştırır bu roaming. Kanal değişimi olmuyor ya. Roaming inanılmaz iyi olabilir yani bunda. Ama yeni gelen teknolojilerle beraber aslında roaming de dert değil çok fazla ama e, önerilen bir network mü? Değil. Önerilen bir network mü? Değil. Önerilen bir network mü? Evet. 4 GHz çok kullanıyor muyuz? Artık kullanmıyoruz. Yani artık 5 GHz'e bir geçiş yaptık. Neden 5 GHz'e geçmiyor? Dedik ki kanal sayısı daha fazla. 2004 GHz'e çalışan Access Point dışında farklı cihazlar var. Cep telefonları, PBX telefonları, ne bileyim işte mikrodalga fırınlar vesaire vesaire. Bunlar ortamda yayın yaparak beni enterfer ediyorlar. Benim wireless performansımı düşürüyorlar. Dolayısıyla neye geçtik? 5 GHz'e geçtik. 5 GHz'e geçtik. Evet. Ama 11 Axe'da şöyle bir yani Wi-Fi 6'da farklı bir şey de olacak. Aklınızda olsun. 5 GHz 4 muhabbetinde. Bir sonraki sayfada da anlatacağım onu. Şimdi 5 GHz'i nasıl kullanacağım ben? 5 GHz'de DFS denen bir dünya var. DFS kanalları. Bakın şuraya ekranda. Bakın UNI 2 ile başlayıp UNI 3 ile tamamlanan yani UNI 2 ve UNI 2 Extended Band UNI 3 diyorum özellikle. UNI 2 ve UNI 2 Extended Band'larını kullanan DFS bantlarımız var. Ne anlam ifade ediyor? DFS bantları. DFS bantları e, radarlar, hava radarları, e, askeri radarlar vesaire radarlarla e, beraber çalışmayı olanaklı kılan, onlarla interferasyonu interfer e, olduğumuz zaman e, yayınımızı, e, yayınımızı farklı bir kanal çekmemizi sağlayan teknolojiler. Şimdi radar sistemi diyor ki ben kritiyim diyor. Ben benim sistemlerim kritik. Uçak radarı, askeri radar, hava radarı vesaire. E bunlarla ilgili senden senden bir sinyal alırsam senden bir sinyal almamam lazım. Beni interfer etmemen lazım bak. o zaman ne olacak? bizim akses pointlerimiz havayı dinlemeye başlıyorlar. Bir radar sinyali aldıkları zaman radarın propagasyonunu yaydığı radar dalgasını çalıştığı frekansta diyelim ki 60 nolu frekansa çalışıyor benim akses pointim ve 60 nolu freka 60 nolu kanalda bir tane radardan bir sinyal aldı. O radar sinyalinin radar olduğunu anlıyor. Çözebiliyor mu sonuçta radar sinyali. Daha derinlere inmeyeceğim. Elektromanyetik elektrom 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 ders, atom şey anten teorisi dersinde değiliz. Anlıyor ve hemen kendini farklı bir kanala alıyor. Nereye alıyor? 44 nolu kanala alıyor. E peki bunu yaparken bütün client'lar indi aşağıya. Yani kendini 44 molu kanalı çektiği anda clientler e, balans skoplu tekrar bağlanacaklar. Dolayısıyla kendi iç netörkünde bir kesindi söz konusu oldu. Bunu bir şekilde halleden e, access point'ler de var. Yani hemen e, şeyden diğer tarafta 44 molu kanalda yayın yapıp bir şeyler yapan ee, geçişi bu şekilde daha sıca, e, hızlı yapabilen, tabii teknolojiler de var onlara girmeyeceğim ama sonuçta e, benim akses point'im belli bir süre kesin şey dışı, servis dışı kalma ihtimali var yani böyle bir durumda. Ama ne yaparsanız DFS'i aktif ederseniz akses point'i ve bazı bölgelerde DFS'i aktif etmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bina içinde 10-15 desibelde yayın yapan bir akses point tabii e, radar alır mı almaz mı konuma göre değişir yani bulunduğunuz konuma göre havalimanı yakın bir yerdeyseniz veya radarlara yakın bir yerdeyseniz bu sizin için problem. Dolayısıyla DFS kanallarını kesintisiz izlik isti istiyorsam DFS kanallarını kullanmayacağım diyelim. Bir de UNL 3 denen bantlar var. Bakın 149, 153 diye bantlar. Bunlar da diyorlar ki bunları da Avrupa'da kullanamazsın. Bunlar sadece Amerika only bantlar. Kim takıyor takmıyor bilmiyorum onu. ama sonuçta access point'in üzerinde arkadaş UNH bantlarını da aktif et dediğin zaman de eder yani. Ama diyorlar ki Amerika kullanımı için burası. Yani standartlar. E, dolayısıyla bizim elimize ne kaldı? DFS'i kullanmadık. Hani kesinti olma ihtimali var. E, UNI 3'ü biz kullanamıyoruz. Amerika kullanıyor. Elimizde sadece UNI, UNI 1 kaldı. UNI 1'de de 4 tane kanal var. Hani 5 GHz diyoruz ya 20 tane, 23 tane kanal. O fıstık gibi. Dünya kadar dizayn yaparım. 4 kanal bakın. 2.4 GHz'de 3 kanal vardı. Bunda 4 kanal. Hadi bakalım. Ama Yine DFS de bunu aşıyoruz tabii. O ayrı bir konu yani. Ama indoor ortam için kullanımı önerilen bu 36 ile 48 arasındaki kanallar. Her biri 20 MHz'lik bir kanal. Her biri 20 MHz'lik bir kanal. 5 MHz'de yine benzer bakın 44 nolu kanalda 36, 157, 40, 149 farklı kanallarda set ettiğiniz zaman enterferasyon minimum iniyor. Bu gibi çalışıyoruz. Gelelim Wi-Fi 6 yani. Biraz teorik bilgi verdikten sonra. Evet. Bir soru geldi. Bu arada bakıyorum da. Evet. SSID'leri fazla SSID'i kullanmam. Sesiniz çok kısık kop Sesiniz çok sık kopuyor. Öyle mi gerçekten ya? Seste bir sıkıntı mı var? İnternetle bir problem mi oluştu acaba? Tabii evden çalışıyoruz. Onunla ilgili parametre olabilir. Yani ee, evim interneti iyi aslında. Fibernet ama. İyi mi? Tamam. Belki alıcı da alıcı. Ha, lokal bir sorun yaşıyor olabilir. Evet. evet. <laughs> Aman diyorum. Ee, e evet. Olabildiğince az SSID kullanalım. Normalde access pointler e e radyo başına e 8 SSID destekliyorlar. Yani radyo ne demek? E günümüzdeki çoğu enterprise access point dual radio olarak geliyor. Yani cihazın içinde aslında iki tane radyo var. Genelde bir tanesi 5 GHz yapıyor. Öbürü 2.4 GHz e yapıyor. Burada da 8 tane SSID yayınlar. Burada da 8 tane toplam 16 SSID yayınlıyorum ben diyor. Bazı aksesuarlar point'ler çift 5 GHz. Yani resmen iki tane access point satın almışsınız gibi. Yani yoğun ortamlar için güzel bir şey değil mi? Yani ortamda diyelim ne dediler size? Ortamda ya 50 kişi çalışıyor. 50 tane notebook var ortamda. İşte bir de onun hatta 25 tane personel var. 50 tane notebook var. 50 tane de bunların telefonları var şey 25 tane telefonları var, tabletleri falan filan, 50 tane, 60 tane aynı anda tek akses point'e yağar mısınız böyle bir şeyi? Tabii ki yiyememek lazım ama dual radio access point, düşünün, dual 5G ama olacak. Dual 5G. Her dual radio, dual 5G değil. Genelde dual radyoların çoğu, bir tanesinde 5G yazdı, öbüründe 24'ü yayınlıyor. Ama dual 5G'ler, çift 5G. Ama bu sefer de bu sefer de 2.4 yayın yapmamış oluyorsunuz. Bu durumda da 2.4'te gelen bir cep telefonu olan birisi, çok eski bir cihaz olan birisinin sıkıntı yaşama ihtimali var. Artık bu sizin ihtiyacınıza göre, göre çekillenmesi gereken bir şey. Yani 2.4'ü kullanmalıyım, kullanmamalıyım vesaire. Bunlar sizin ihtiyacınıza göre değişmeli. Evet, e, Wi-Fi 6'ya gelirsek, Wi-Fi 6 hızın ötesi dedik. Wi-Fi altı bize neler sunuyor? Yani high throughput'tan öte bir daha yüksek bir verim sunuyor. Verimden öte verim verimden kastımız şu: çok fazla kullanıcı var. O her kullanıcıya kullanıcıya eşit e, e, ya cümlenin ismi ne? diyeceğim ama <laughs> yani favor favor İngilizcesi favor şey yok favor değil fair fairing <laughs> herkese eşit e, e, servis verebilmek. Bunu da high efficiency sağlayabilir. Şimdi 8.2 Wi-Fi sunduğu teknolojiler yüksek kapasite daha düşük enterferans çünkü enterferans engelleyici teknolojiler var. Adil dağıtım. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Çok güzel oldu. Be. Adil. Evet. Aklıma gelmeyen cümle. Adil dağıtım. Düşük enterferans yani bunu bu enterferansı nasıl düşürüyor? İşte BSS Coloring diye bir şey geliştirmiş teknoloji. Onunla düşürüyor. Yüksek kapasite yüksek kapasiteyi nasıl sağlıyor? Daha fazla kullanıcıyı aynı anda daha fazla kullanıcı verisini e, aktarabiliyorum ben diyor. Wireless demiştik half duplex ortam. Bir kullanıcı veri gönderirken ikinci kullanıcı veri gönderemiyor. Access point denen şey hub. Client ile client arasında komünikasyon olmuyor tabii ki. Olursa ad hoc, ad hoc virus olur. Ama bizimki infrastructure wireless. Yani access point üzerinden dönen bütün trafiğin bu bir hub. Dolayısıyla bu client bu client arasındaki trafik, bu client internet arasındaki trafik access point üzerinden dönüyor. Half to bir ortam. Dolayısıyla dedik ya bu client gönderirken bu client bekliyor. Bekliyor. Ya da gönderirse bile zaten e, trafiği alamayacak. E, retransmission, retransmission yapacak. Trafiği tekrar retransmit edecek. Layer 2'de e, wireless layer 2'de retransmission var mı? Var. Kabul network'te var mı retransmission diye bir şey? Yok kablolu network'te yani bizim switch network'lerimizde e, layer 2'de e, retransmission yok. Ama nerede var? Retransmission daha higher level o katmanında var. Layer 3, layer 4'te var. TCP ile var değil mi? TCP ile var. Ama layer 2'de retransmission diye bir şey yok. Wireless network'te retransmission var işte. Eee Yoğun alanlarda kullanımı kolaylaştırdığı Wi-Fi 6 ve ee, sonuç olarak daha iyi bir de kullanıcı deneyimi sağladı ve sonuç yüksek verimlilik. Yani Elevenox'ın özeti, Wi-Fi altının özeti yüksek verimlilik. Neden ihtiyaç duydu? Dedim ya biraz önce, bir ortam var zaten sıkıntı. Yani aynı andaki kişi veri gönderemiyor. Ee, e, kullanıcı şeyimiz arttı. Yani aynı anda gönderemiyor limitli kanal aslında limitli kanal sayısı cümlesi biraz şey oldu ya kanal sayısı değişmedi ki kanal sayısı hala aynı aynı ama limit e, burada demek istediğim şey şu yani limitli kanal sayısı cümlesiyle demek istediğim kanal değişmiyor ki biraz önce bahsettiğim UNI, 1, 2, 3 onlar hep standart zaten 5 e, e, Wi-Fi 6 da onları kullanıyor AC de onları kullanıyor N de onları kullanıyor ama burada limitli kanal sayısından e, bahsettiğimiz şu ya zaten limitli kanal sayım var kullanıcım çoğaldı e, dolayısıyla limitli kanal sayısını daha efektif kullanmam lazım Espri bu yani. Network trafiğindeki hızlı artış. Evet, artık her şey video. Netflix'ler, YouTube'lar, Twitter'lar hep video değil mi? Video transferi. Çok yoğun data transferi. Hatta enterprise network'te eğer tabii şirketin yapısına göre değişen reklam şirketi ise video transferleri, mühendislik şirketi ise, mimarlık şirketi ise o otoket dosyalarının aktarılması vesaire vesaire gerçekten çok yoğun şeye ihtiyacımız var. Data trafiği var çok fazla. 8 protokol 11 protokol yani eski e, 8.11 2 ACN protokolündeki e, o, e, bu overheaddeki e, verimsizlikler. E, airtime satırı olması, biraz önce bahsettim. E, airtime satırı olması, aynı anda iki kişinin konuşmaması muhabbeti. Dolayısıyla e, e, bu tür problemlerden dolayı daha verimli bir wireless için e, Wi-Fi 6'ya ihtiyaç oldu. Ve Wi-Fi 6 geliştirildi. Birkaç soru Wi-Fi 6 ile ilgili. 8211 AC Wi-Fi 6'dan önceki teknoloji biliyorsunuz Wi-Fi 5 yani Wi-Fi 5. 2.4 geldi çalışır mı? Evet. Sorumuzun cevabı. Ödüllü ödül yapsaydım keşke ben burada ödüllü sorular falan diye. <laughs> Öyle yapayım. Bir sonraki eğitimlerde şey verelim ya. Ücretsiz access point falan verelim. Onu ben konuşayım bir konuşayım ben. 2.4 GHz e çalışır mı? Hayır. 8211 AC 2.4 GHz'i desteklemiyor. Ama diyeceksiniz ki ya biz ofisimizde 8211 AC access point'ler aldık. İşte A firmasından B üreticisinden. E onlardaki 2.4 GHz'de yazıyor. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Onun esprisi şu. E, bu aldığınız access point'ler dual radio ya da single radio diyelim. Single radio'da e, akses point'i ya 2.4'e set edersiniz. 2.4 only çalışır ya 5'e set edersiniz. 5 GHz only çalışır. Dual radio pointlerde pointlerde radyolardan bir tanesini 5 GHz'de dersiniz, öbürünü 2.4 GHz'de dersiniz. 5 GHz'de set ettiğinizde 8211 AC koşar ama 2.4 GHz'de set ettiğinizde 8211 N koşar. Ama da dışta yazar. Yani 8211 AC ve 2 access point eee 2.4 destekliyoruz. Yani 8211 AC 2.4 GHz üzerinden koşmuyor yani. Bunu bu şekilde hallediyorlar. Çift radyo muhabbetiyle hallediyorlar. Dual radio olduğu için hallediyorlar. Şimdi e, 8211 AC Wave 2 diye bir şey çıktı. AC Wave 1'den sonra Wave 2 çıktı. Wave 2 bize ne iyilikler getirdi? 160 MHz band genişliği Malt User MIMO. Malt User MIMO hiç çalışmadı ki. Yani senelerden beri hiç çalışmıyor. Yani hiçbir e, mobil telefonda mobil telefonda Malt User MIMO'yu desteklemiyor. Ben görmedim. Yani çok enterprise böyle workstation tipi notebooklarda da multi user memory'nin aktif edildiğini veya kullanıldığını görmedim. Dolayısıyla çalışmıyor. Zaten düzgün de çalışmadığı söylenemez. 8.1 AC'de. 160 MHz band genişliği. Ben şimdi benim wireless'taki band genişliğim 32 nolu kanal diyelim. 20 MHz. Şimdi 160'a ulaşmak için ne yapmam lazım? 8 tane kanalı birleştirmem lazım. 8 kanal. Yani bir kullanıcı 160 MHz'de karşı tarafa vali basacak. Dehşet bir hız. Güzel. Ama 8 tane kanalı birden enterfere ediyor. Yani ben network'te bir dizayn yaptığım zaman 8 kanalı kullan bir client, bir client için 8 kanalı kullanmamalıyım. Her access point tek bir kanal üzerinden. Hatta 40 MHz e değil bakın. 40 MHz iki kanalı birleştirmek demek. Bonding demek. 160 MHz'e bonding ile Channel bonding ile ulaşıyorsunuz. Her bir access point'i 20 MHz'e set her bir akses bandı. 40 bile kullanmayın yani. 40'ı belki belki yani. Ama 80'i 160'ı asla. Çünkü çok fazla enterferasyon ve şey problemi yaşarsınız. Yani radyoyu 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 radyo radyo ıı, organizasyonu yapma konusunda hangi hangi akses hangi kanalda falan yapma konusunda sıkıntı çeker sistem. Dolayısıyla her bir akses boyutu 20 20 MHz'lik bir, bir, tek bir kanalda yayın yapsın. O 20 MHz'likteki performans bana yetiyor zaten. Yetecek yani. Enterprise Access Point'ler bunu hallediyor. O, performansları o çıkıyor. 8.11 AX 2.4 GHz destekler mi? Şimdi 2.4 şimdi 8.11 AX'de Wi-Fi 5'te kaldırdılar 2.4 GHz desteğini. Wi-Fi 6'da tabii ki getirdiler bunun cevabı. Evet. Şimdi neden böyle bir şey yaptılar? Yani ne alaka? Geriye doğru mu gidiyoruz? Hayır. 2.4 GHz'de IoT dünyasından dolayı Internet of Things Milyonlarca cihaz sahada, evlerde, yani sensörler, çeşitli endüstriyel protokoller, MQTT'lerle data basıyorum cloud'a cloud falan. Endüstriyel network eğitimlerimizde ilgisi olan varsa, dikkatini çeken olursa endüstriyel network eğitimlerimiz var. Bizim VITEL'in sayfasına girin, endüstriyel network eğitimleri var. Orada... Tıklarsanız kayıt olabilirsiniz. Orada endüstriyel protokolleri anlatıyorum mesela. Geçen hafta bu geçen hafta anlattım mesela iki tanesini. MQTT'den bahsettim mesela. Nasıl çalışıyor, ne yapıyor. Çok güzel şeylerdi. Onlara ihtiyacınız olursa bağlanırsınız. st ile ilgili yine eğitimler var. Yok yok yani bizde. Her türlü eğitim var. Ee, neden geldi? IoT'den dolayı. Çünkü IoT cihazlarının çoğu 2.4 GHz'de çalışıyor. 2.4 GHz. Frekans düştükçe Mesafe artıyor değil mi? Mesafe. 800 MHz'e çok daha uzun mesafelere mesela yayın yapabiliyorum ben. 800-900 MHz. Urban site'larda, köy köy ortamlarında... E, ...servis sağlayıcılar niye 800 MHz'e düşüyorlar da... E, ...şehir içine geldikleri zaman 2100 MHz'e gidiyor mesela. LTE 4 g network'lerinde. Sebebi bu. 800 MHz taşı delip geçiyor, yayın yapıyorsunuz yani. Hatta e, IoT dünyasında çok daha düşük frekanslar da var. Hep 800 MHz. Narrowband IoT. LTE-M kategorileri mesela düşük hızlar 1 megabit kilobit seviyesinde fakat e, duvarları delerek bir binanın içerisinde yerin altındaki bir yeri bile bir sensörü bile izleyebilirsiniz bu şekilde. LTM, MC, Fox bir sürü protokol var bununla ilgili. Konuyu e, konuyu dağıtmayayım ben. Çok, konuş, çok konuşuyorum. ya. Konuyu dağıtmayayım. E, 8 ile tekrar 24 listeye gelmiştir. Sebebi de bu IoT dünyasındaki e, cihazların artışı ve e, 2.4 cihazı olan ihtiyaç. 11 AX ile yani Wi-Fi 6 ile multi-user MIMO desteği var mı? Var. Evet daha da ilerletildi. Performansı daha da yükseldi. Eskiden sadece 4 tane cihaza multi-user MIMO servisi verebilirken şimdi 8 tane cihaza, 8 tane client'a multi-user MIMO desteği. Bakın multi-user çok özel bir şey yani. Ancak 8 tane client'e hizmet verebiliyorsun multi-user MIMO olarak. Multi-user MIMO'nun mimo, mimo ne olduğunu da birazdan bahsedeceğim. Belki hani kafanızı oturur diye bir de Eleven yani Wi-Fi 6'da hem downlink yönünde hem uplink yönünde multi user kullanabiliyorsunuz. Ama ee, ee, Wi-Fi 5'te kullanamıyordunuz. Sadece downlink, downlink kullanıyordunuz. Eleven ax ee, Wi-Fi 6, yani Eleven ax Eleven AC'ye göre daha geniş frekans bandı mı sunuyor? Hayır. Yani biraz önce bahsettik. Frekans bandlarımız sabit zaten. Değil mi? Yani UNI 1, UNI 2, UNI 3, UNI 2 Extended bunlar sabit zaten. 11AXE'ye e göre special system sayısını mı arttırdı? Hayır. Yani yine special system sayının da belli bir sınırı var yani sonuçta. Ee, akses point'in üzerine koyduğunuz anten sayısı hala 4x4. 8x8 akses point'ler de var. Ama nerede kullanıyorsunuz? Çok fazla kullanmıyorsunuz. Yani çok yoğun yerlerde falan belki bir ihtimal. Ee, special system'dan bahsetmiştim. Bakın 8211'en de special system'imiz 150 megabitti. E, 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 Wi-Fi 5'te 866 megabit ve Wi-Fi 6'da 1200. Yani en'e göre 10 katı bir artış 10 çarpı. E, önceki Wi-Fi 5'e göre %37'lik bir band genişliği artışı. Yani sadece verimlilik değil band genişliğinde de bir artış var. Sunduğum performans throughput ile ilgili de bir e, artı var şu anda. Peki Eleven Aksın sunduğu yenilikler. Bir, OFDMA. Müthiş bahsedeceğim. İki, BSS Coloring. Enterferasyonu engelleme ile alakalı. Minimize etmeyle alakalı diyelim. Minimize. Enterferasyonu engellemek zor da. İkincisi, 24 4 QAM ile modülasyon tekniği. Şimdi bunlar bize ne kattı? Bir, OFDMA. Bakın OFDMA'yı anlamak için. Bakın şurası bir time slot. Benim bir air time'ım var. Çok değerli. Air time. Ve bu air time'ı client'lar arasında paylaştırıyorum. Yani bir time slotum var. Şimdi zaman geçiyor tabii. Zaman geçiyor. Yaşlanıyoruz yani. Ee, yani önceki zamanlar var. Şu andaki şu anlık, anlık zamanı time slotu düşünün. Bu time slotta bakın e, AC'deki teknolojiye bakın. Sadece bir tane kullanıcının datasını taşıyabiliyorsunuz. Sadece bir kullanıcı datası taşıyabiliyorsunuz. Bu kullanıcı çok az bir data gönder yüklemiş olabilir. Bunu bir taşıyıcı gibi düşünün. Bu taşıyıcıya çok az yani bu 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 kamyonete çok az bir yük yüklemiş. Yani %10'unu doldurmuş. Ama benim tüm time slot'umu ele geçirdi. Benim tüm time slot'umu aldı. Bazen de iki, bakın iki time slot'umu birden aldı. Tek time slot'umu aldı. OFDM'de ne yapılıyor biliyor musunuz? Bu time slot içinde, bu time aralarında birden fazla iki kişi, üç kişi, üç client, dört client taşınmaya başlıyor. Dokuz client'e kadar. Aynı anda taşımaya başlıyorsunuz. Bakın burada örnek resource unit. Bakın şunlar subscriber kanallar, bakın her biri her birinin 78 kilohertz olduğunu düşünün. 78 kilohertz 78 işte 3 6 tane 6 çarpı subscriber 78 kilohertz bir resource unit. Bu resource unit kime verilmiş? Kime verilmiş? Client 1'e verilmiş. Hangi? Şu time slot'ta. Sonra resource unit'teki client 2. geri kalan dolayısıyla bu time slot'ta ben iki tane kullanıcının bilgisini taşıyabiliyorum. Müthiş. Bakın bu time slot'ta, yani o time slot kapandı artık, bitti. O geride kaldı, zaman ilerliyor. Yeni bir time slot, o yeni time slot'ta da 4 tane client'in verisini taşımışım ben. Normalde bakın burada sadece bir user taşıyabiliyordum eski teknolojide. Dolayısıyla bir de eski teknoloji şey sıkıntıları vardı, 8211 B ile bağlanan çok eski bir tane notebook olursa eğer, çok büyük sıkıntı. O yüzden network'ünüze mümkünse herkes e eşit koşullarda bağlansın. Yani birisinin çok eski bir access point şey notebook'u 8211 BGN'de bağlanıyor. Sizin network performansınızı komple düşürür. Eski teknolojide hepten düşürür. Elevanaks geriye doğru uyumlu. Ama mümkünse e, notebook'larınız hepsi AC olsun. Ne bileyim. Şu anda Eleven Ax yatırımı yapacaksanız hepsi AX olsun. Mümkünse tabii. Yani öyle e, mümkünse derken yani e, tabii Notebookları değiştiremezsiniz deminiz. Dolayısıyla başka bir yaklaşımla, başka bir grafikle bakarsanız bakın her bir time aralığında, time 1'de, time 2'de sadece bir, bir tane bir tane şeyin datasını taşıyabiliyor. Sadece kırmızıyı, sadece şeyi taşıyor. Ama şunu da gördüğünüz gibi birden fazla e, müşterinin datasını taşımaya başlıyor. BSS Coloring. Evet, OFDM bize bunu katıyor. Yani bir time sol aralığında birden fazla kullanıcının bilgisini taşımak. E, ve bu şekilde adil dağıtımı gerçekleştirmek. BSS Color. Biraz komplike bir şey aslında. BSS Color'da da şöyle bir şey var. Şimdi interferansı önlemek için şöyle böyle bir şey. BSS Color diye bir şey geliştirmişler. Şöyle yapıyor. Transmit yapan access point. Transmit yapacak ya. Wi-Fi transmit yapacak. Access point. o, header'ına bir tane BSS Color biti taglıyor. Diyelim kırmızı, kır, siyah olarak tagladı. Siyah olarak gönderdi. Alıcı access point ya da alıcı client. Yani access point access point görüşmüyor. Kolay kolay access point access point görüşmez zaten. E, alıcı client diyelim. Diğer uç. Diğer uçtaki wireless ünite e, BSS color bilgisine bakıyor. E, set edilen. Eğer BSS color'lar aynıysa diyor ki ya bu benim diyor benim BSS burası. Benim BSS'im. Basic service set ne demek? bir access point'in yaydığı o beacon SSID aslında kablosuz görünür. Ama başka başka access point'i biliyorsunuz aynı SSID yayıyor ya. Yani siz networkünüze her access point'e bir tane SSID yay demiyorsunuz. O zaman otelleri otellere gidiyoruz yani. Ya, kat 1, kat 2, kat 3, kat 4, 50 tane SSID var. Çünkü neden? Her her access point'e başka bir SSID yayınlatmışlar. Ama her SSID aynı SSID'yi verebilir misiniz? Verirsiniz. Enterprise dünya bunu aynı SSID'yi verdiğiniz anda orada bir extended service set oluşturuyor zaten. Ona göre de bunu düzenliyor. Ama gerçekte access point'in yaydığı SSID, access point'in MAC adresidir. Bir SSID diye geçer. Gerçekte o aslında o. Bizim bize görünen SSID ismi, kablosu A ismi bize görünen görünür isim. Şimdi alıcı taraf eğer kodu rengi siyah gördüyse diyor ki bu benim kendi intra intra network'üm. Bu, bu bir ses içerisinde dolaşan bir grafik. Ben sana izin veriyorum data göndermene. diyor. Eğer farklıysa kırmızı olarak geldiyse ağ diyor. Bu inter. Yani dışarıdan bir yerden bana bir yayın geldi. E, bu yayını ignore et. Ignore et derken yani ki hesaba katma. Benim e, sen data göndermeye devam et. Yani data göndermeye devam edeceğim ben. Çünkü e, dışarıdan gelen bir şey beni ilgilendirmiyor. Yani. Benim net kendi e, BSS'im içinde olan bir şey değil. Böylece o, o e, Intel'in oluşturduğu e, dikkate almama muhabbetini yapmış oluyor. Neyse biraz daha çok komplike bir matematiksel bir şey. E, bazen de çok derin öğrenmemek lazım ya. Böyle hayat o kadar. <laughs> Akademik seviyede öğrenmek isteyen varsa da bir internetten bakabilir. Ama BSS kalorikin çalışma şekli bu. 256 QM, 1024 QM. Evet. E, %20'lik artı yani 4 katına çıkmış gibi görünse de kodlama yani aynı anda kodlanan verinin e, artışıyla beraber, ile 20. beraber %20'lik bir performans artışı. O hani 866 megabitten 1200'e çıktı ya işte bu %20 artış onlardan bir tanesi aslında. Ve e, target wake time. Çünkü IoT dünyasının artmasıyla beraber dedik ya Power saving çok önemli bir hale geldi. Şimdi bir tane sahada bir access point, bir wireless cihaz düşünün. E, sıcaklık bilgisi gönderiyor. Ya da hava durumu bilgisi gönderiyor dışarıda. E, dolayısıyla bu adam bize sürekli hava durumu bilgisi göndermesin. Bir saatte bir göndersin. E, kalan 59 dakikada, 59 dakika bilmem ne saniyede uyusun mu cihaz? Uyusun yani. Bununla ilgili teknolojiler stand kalsın yani. Bununla ilgili teknolojiler target wake time'da. E, uyandırma servisi gibi düşünün eee de tanımlanıyor. Ve yeni gelişen new e, yeni physical header'la beraber o bahsettiğim header'daki e, verimsizlikten bahsetmiştim ya. Yeni teknolojide Wi-Fi hızlı yapılan bu teknolojide iyileştiriyor. Bir de şimdi mult user mimo'ya şöyle bir bakalım. Aynı e, bir tane soru var. Aynı SSID'de 8211 ya da B ile bağlanan bir kanal, AC ile bağlanan bir kanal için nasıl bir yavaşlık oluşmasına sebep oluyor? E, Airtime air ile alakalı bir şey. Yani e, nasıl? E, 8211B'nin kullandığı e, teknolojiler, e, modülasyon teknikleri vesaire e, hız seviyesi farklı. Dolayısıyla 11 megabitlik bir band değil mi? 8211B ile bağlandığında zaman 11 megabitlik bir performans alıyorsunuz. Diğer yandan 8211AC bir access point kullanıyorsunuz. Bu access point'in performansı 300 megabit. Airtime. Airtime dediğimiz şey. bahsettiğim time slot. Şimdi 11 megabitle 11 megabitle bağlanan bir adam. 11 megabitle bağlanmış en iyi ihtimalle bağlanmışsa yani RSSI seviyesi 40-50 civarındaysa 11 megabit oturtmuştur. Oradan göndereceği data miktarı %50 azalır değil mi? 5-6 megabit olur aslında. Şimdi bir data 10 megabaytlık bir data gönderecek. 10 megabaytlık bir datayı gönderecek. Ee, 5-6 megabitle bu datayı 1 dakikada gönderir. 300 megabitle bağlanan adam 300 megabitle bağlanan adam 10 saniyede gönderir. Dolayısıyla bu adam benim 11 dakika meşgul ediyor benim zamanımı. Air time'ımı meşgul ediyor. Sıkıntı o. O yüzden yavaşlatıyor. Ama yeni teknolojiler gelişmişler. Airtime time fairness diye. Wi-Fi, wi, -Fi, wi -Fi 5'te bunu yaptılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Tamam dediler. Sen 11B ile bağlan. 11 datayı göndermeye başla. Ama ben aralarda, aralarda, ufak aralarda şöyle bir şey yapacağım. Ben buradan datayı alacağım. Hızlı bağlanan adamlardan. Aralarda seni aktaracağım. Aralarda. Böylece airtime fairness veriyor. Yani airtime tamamen sana verdiği zaman işte o zaman öbür tarafı mahvediyor. Yani 300 megabitle bağlanan adam 300 gibi çalışmıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi mal türsü mimo, mal türsü mimo ne demek biliyor musunuz? Bakın şuraya bakın, bir access point'in, access point, bir access point'in, special stream 1, special sitim 2, special 3 3 3 tane special stream'i bir receive ve göndermesi sadece normalde mimo teknolojisinde bir defada olur. Yani ne demek bir defada olur? Access point'i düşünün, access point e, dedik ya hal tut olduğu için. 3x3 3x3 ile e bağlandı. 3 tane space sistemi basıyor o anda. Bakın. ikinci client'a e basamaz. Sadece o client. O client işi bittikten sonra bu client'a e basar. Yani şurada bu access point buraya multi yüz mimo basıyor ya bu işi bittikten sonra bu tarafa basmaya başlar. Aynı anda basamaz. İşte multi user mimo aynı anda iki birden fazla client'a mimo ile veri basmayı. Mimo dediğimiz şey de iki kanalı iki kanalı birleştirmek demek aslında mantık olarak. Yani ben dedim ya sevgili 20 MHz kullanın. Yani 20 MHz kullanın. channel bonding yapmayın demek bu. Channel bonding yapmayın. 40 MHz kullanırsanız channel bonding yaparsınız. İki tane 20 MHz'i birleştirip 32 ve 36 nolu kanalları birleştirir. iki kanaldan yayın yapar. Ama hem 32 hem 36'yı enterfer eder. Bir access point. Sınırlı sınırsız eğer kanal sayım olsaydı zaten problemim yoktu ama hani kurallara uymayıp hani diyorlar ya UNI 3'ü sen kullanamazsın Amerika kullanır. Hadi ya falan deyip <laughs> gidip e, UNI 3 kanallarını kullanırsınız. O zaman hep geniş kanal olur. O zaman channel bondikleri yapın yani. Yani 40 MHz'i kullanın access point'inizle. Client'e 40 MHz'e bağlansın. Bir kere düşünsenize 802.11 AX'da bir tane kanal üzerinden aktardığımda data 1200 megabit ya yetmiyor mu? Yetmiyor mu bir client'e yani? O da yetmiyorsa artık e, yeter bence. O yüzden 20 MHz kullan demek istiyorum. Şimdi burada birden fazla yere gördüğünüz gibi yayın yapıyor. Ama bakın burada ufak bir şey daha var. Yani şimdi multi-user MIMO konusu polarization mismatch ile polarization match alakalı bir şey değil. Burada sadece örnek olarak polarization polarization'ın match olması ne demek? mismatch olması ne demek ki bir gelelim hani o anlamda. Bakın polarizasyon mesh demek bu antenin bu antene tak diye bakması demek. Üz, bazen yönlü antenlerde bu indoor ortamlar için değil. Hani outdoor ortam düşünün. Bir tane yönlü anten bağladınız. Şurası bir tane ok işareti var. Yukarı bakıyor. Bu, bunun ok işaretine aşağı bakarsanız bu polarizasyon mismatch oluyor. Ya da anten bir tanesi bu tarafa bakıyor. Hafif 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 15 derece birbirine bakmıyor. Tam birbirine bakmalar yani şöyle. E, o zaman da polarizasyon mismatch oluyor ve performansınız düşüyor. Yani 1 gigabitle dosya transferi yapmak yerine 600 megabit'e düşüyor, düşüyorsunuz polarizasyon mismatch olduğu için. Dalganın bir kısmı boşa gidiyor yani gibi. Dolayısıyla e, indoor ortamlarda zaten polarizasyon e, outdoor e, şey e, omni antenler kullandığınız için omni anten 360 derece yayın yapan anten. Dedik ya her yöne yönlü demek aslında 360 derece dönün etrafında bu yönlü anten oluyor. Aslında yönlü an, şey omni anten oluyor. Yönlü antenleri her bir kesitini birleştirdiğiniz zaman omni anten oluşuyor gibi düşünün kafanızda. Hani anten teorisi anlamında biraz daha. Burada bakın iki tane pet var. Bir tanesi duvardan yansıyan öbürü direkt match mismatch. Mismatch olduğunda da ben karşı tarafa data iletiyorum. Yansıtarak duvarlardan oradan buradan. Şehirlerde düşünün. Şehirlerde diyorlar ki en los. Non, non, line of sight. Yani benim antenim karşı akses point'i görmezse bile ben datayı basarım. Nasıl basarsın? o hayvan gibi binanın içinden nasıl geçireceğim radyo frekansını? Ne yapıyor? Anten şu tarafa doğru e, şey yapıyor. Karşı tarafın duvarından yansıyıp bir taraftan ulaşıyor. Yansıya yansıya eksi 80, eksi 90 desibel kadar zayıflayarak gidebiliyorsa eğer hedefine ulaşıyor zaten. Düşük performans başka. Access point 20 desibel bir güç basar değil mi? Siz uzaklaştıkça eksi 40 desibel görürsünüz. Mükemmel bir sinyal seviyesi. Sonra uzaklaşırsınız. Eksi 60, eksi 70, 80, eksi 90 artık sınıra geldiniz. Sınıra. 1 megabit hıza falan düştü hızınız. artık düşüyor. 95, 100 kesilme, kesildiniz. Artık başka bir akses pointe mi bağlanırsınız? Bağlantısız mı kalırsınız? Tabii o tasarıma göre değişir. 8211 aks AP'lerde 10 gigabit porta ihtiyaç var mı? 10 gigabit. Şimdi ee, 8211 en çıktığı zaman 300 megabitlik, 400, 600 megabitlik çıktığı zaman e, 2009 senesinde 2 çarpı 1 g gerekli dediler. Çünkü bir hesaplıyorlar. işte bilmem kaç gigabit falan filan gibi değerler çıkıyor. 600 megabit diyor. Bir de dual radio koyuyor ya, 600-600 1.2 gigabit. Yani hiçbir zaman 8211N'de böyle bir hıza çıkılmadı. Böyle bir hıza ulaşılamadı. Çünkü Böyle bir hıza ulaşmak için biraz önce bahsettiğim 80 MHz, 160 MHz'lik bantları channel bonding yapmanız lazım vesaire vesaire. Çıkılmadı. Dolayısıyla bir tane 1 GB yeterli oldu her zaman 8 GB 11 AM'de. 8 GB 11 AC'ye geldik. Bu sefer 866 MB special system 4 çarpı special system olursa 4 çarpı 800'e 3.2 GB'de çıkıyoruz biz dediler. ne, ne yapmamız ne yapmamız. 10 GB tasarım yapmamız lazım. E kenar switchleri 10 GB boy alacağız hepsini. E, herkese bu kadar para yok tabii. Çok büyük çok büyük firmalar da yani paraya paraya kıyıp da bunu, bunu böyle bir şey yapmaz. Sonuçta fiyat performans her zaman. E dolayısıyla 2 çarpı 1 gigabit yapmamız lazım dediler. Hatta 10 gigabit yapmamız dediler. 2 çarpı 1 2x1 gigabit bile gerekli olmadı. Yine 8211 AC access point 1 gigabit bakırı bağladık ve kullandık. Sonra geldik AC Wave 2'ye. O bahsettiğim hızlara 3 gigabit, 2,5 gigabit gibi hızlar. E, 10G lazım artık. 823 BS Multi Gigabit switch lazım. Yani 2.5 Gigabit'le bağlamamız lazım. Multi Gigabit switch ne demek? Multi Gigabit switch e, ruj, e, şeyin eee çok güzel bir serisi var onunla ilgili. 465 serisi, daha alt seviyeler, seviyeler var. Multi Gigabit bakır portlar e, 1G, isterseniz 100 Megabit, 1G, 2.5 Gigabit, 5 Gigabit çalışabiliyor. Uplikleri de 10 Gigabit. İsterseniz 1G, 2.5G, 5G, 10G vesaire çalışıyor. Yani hangi e, cihazı bağlarsanız o hızda oturuyor. Tabii biraz daha Bilgelik gelir PoE switch'leri gibi biraz daha ucuz ama e, şöyle bir avantajı var. Yani 8 e, Wi-Fi 6 yatırımı yaptınız. E, her bir access point'ten 2 Gigabit'lik bir 1 Gigabit'in üzerinde bir data transferi öngörüyorsunuz ki görülebilir kesinlikle. Artık eleman aksa bunu düşünebiliriz. E, dolayısıyla switch'leri değiştirin. Switch'ler de çok eskidi. Yeni switch'ler alacaksınız. Hemen multi Gigabit düşünün ilk etapta. Bir fiyat performansa bakın ama. Çünkü neden? 2 Gigabit'e ulaşmak için her bir access point'e iki tane kablo mu çekeceksiniz? Dünya kadar kablo kalabalığı yani. Bilmiyorum tabii. Bakmak lazım yani. Her, her şirketin yoğurt işi farklı. Kim isteyecek de iki kablo çek. Kablo maliyeti daha düşük. O switch'ten o switch'e göre daha düşük diyebilir. Ama e, bir kabloyla ve e, halletmek istiyorsanız multi gigabit switch. Multi gigabit POE switch hatta. Satın almak mantıklı olur. E, diye düşünüyorum. Öneririm. Wi-Fi 6 best practice. Biraz da bahsettim zaten. X65 desibele göre, 70 desibele göre tasarım yapabilir. X65 bayağı iddialı aslında. Güzel bir şey. Yani yüksek performans istiyorsanız. Bunun e, interneti internette birçok şeyi var. X65 desibel. X70-75 eksi, eksi, eksi -70 desibel yapmak istiyorsanız mesafeye göre tasarım yapacaksınız. X65 desibel yapacaksınız. E, e, şey performansa göre. Bu ne demek? Access point'i koydunuz. Access point'i koydunuz. Başlıyorsunuz uzaklaşmaya. İşte arada duvar olabilir, bilmem cam olabilir vesaire. Çıktınız, 65 desibel RSSI değerini gördüğünüz yer sizin hücrenin sınırı. Hücrenin sınırı bitti. Sonra gidiyorsunuz başka bir akses pointi yerleştiriyorsunuz. İki hücre mümkünse birbirine bir yerden kesilsin. Kesilsin ki rooming, roaming problemsiz, kesintisiz olsun. Hücreler arası. Bunu hücrenin büyüklüğünü nasıl sınırlandırabilirsiniz? Eksi 65 desibel sinyal daha devam ediyor. Eksi 70, 80, 90 diye devam ediyor. O akses pointe kadar ulaşacak. Diğer akses pointe kadar. İşte orada kanalların farklı olması muhabbeti. Yani bu 32 nano kanaldaysa bu 36 olursa o sinyalin oraya ulaşması sıkıntı değil. Farklı kanallarda konuşuyorlar çünkü. Birbirlerine interfer olmazlar. Mümkünse VP3 kullanın. VP3 aslında yeni iddia ve bizde VP3 var. Eksim Network'te VP3 var. En kötü VP2 CCMP. Dediğim gibi 20 MHz göre yayın yapın. Mümkünse DFS kanallarını kullanın. Ama öyle bir e, e, yani ben radar, radar, radarlara şey değilim ben e, e, yani DFS kanallarını kullanmak aslında DFS'i aktif etmek demek. DFS aktif edildiği anda DFS kanalları kullanıma açılıyor. DFS'i kapatırsanız Access Point'te DFS kanallarını kullanamıyorsunuz. Ama belki bazı Access pointlerde hiç DFS'i e, tınlamadan de, tüm kanalları aç muhabbeti falan olabilir belki. Bilemiyorum. Extreme Networks lider, lider, Gartner'da lider. Extreme Cloud IQ'ya gelelim sıra. Extreme Cloud IQ, e Extreme Networks'un wireless hem wireless hem wired network için hem switch router ve wireless cihazlar için sunduğu bir e bulut hizmeti. E bu bulut hizmeti private cloud olarak sunulabiliyor isterseniz. E, ne demek bu private cloud? Yani oradaki e, kurulum şeyi bütün e, altyapı eee Exim Networks'e ait. Siz bir tane hesap açıyorsunuz. Dolayısıyla sizin için bir tenant açılmış oluyor. O tenant'ın altına giriyorsunuz. E, a, satın aldığınız access point'lerin seri numaralarını giriyorsunuz. Tak diye access point'ler sizin hesabınızın altına kaydedilmiş oluyor. Ondan sonra daha önceden oluşturduğunuz network policy template'leri vesaire vesaire, radyo profil template'lerini seçiyorsunuz. Tak access point onları alıyor, yayını yapmaya başlıyor. Bitti. Bu kadar basit. Onboard, bu bahsettiğim şey onboarding mekanizması. Yani seri numaralarını girmek, ardından e, belli daha önce de oluşturduğunuz polisleri, template'leri uygulamak ve cihazı ayağa kaldırmak. Bir tür e, zero touch deployment gibi. Çünkü access point'i network'e taktığınız zaman otomatik olarak IP alabilirse eğer ve internete de erişimi varsa ne yapar? Cloud'a bağlanır. E, ee, nereden bağlanır? İşte UDP 12.222 nolu porttan bağlanıyor. Eğer oradan bağlanmayı başaramazsa HTTPS'e bağlanıyor. Ama biz önermiyoruz HTTPS. Yani. HTTPS çünkü güvenli bir protokol. O yüzden önermiyoruz çok. Şaka yaptım. <laughs> yani. On, UDP 12.222 kullanıyor. Onda daha iyi çalışıyor. Ama sizin kesinlikle data plane'deki birbiriniz gitmiyor cloud'a. Data plane'i yok. İleride bence HTTPS olması daha mantıklı olur. UDP e, UDP daha hızlı evet. Tamam connectionless protokol. Ama bence e, şey olması lazım. E, HTTPS'e dönülmesi lazım. E, tamamen. HTTPS onu destekliyor dedim ya. UDP'de konu hiç HTTPS'i destekliyor, kullanıyor. Siz firewallda gidersiniz UDP 12222'yi 12, kapatırsınız o HTTPS'ten kurar connection'ı. HTTPS secure çünkü. Ama dediğim gibi data plane'deki datanız gitmiyor. Control plane'deki bilgiler gidiyor. Radyo bilgileri, işte bağlanan klan sayısı vesaire vesaire. Public cloud böyle. Hiç suya savuna dokunmuyorsunuz. Yani bütün altyapıdaki bütün bakım, makım her şey sistemin düşmesi, kalkması vesaire her şey XM e sorumluluğunda. Yani. Bir de private cloud var. Private cloud'da da, sizin bir private cloud'unuz varsa Amazon'da, Google Cloud'da vesaire, Azure'da. Orada oraya kuruyorsunuz şeyi. XM private cloud versiyonu. Oradan hizmet al şey alıyorsunuz. Bir de on-premise var on premise benim pek çok önermediğim bir şey ama hani bazı film bazı kurumlar bunu bu, bu talepte bulunabiliyorlar. Çünkü te kesinlikle diyorlar cloud yasak. kontrol plane trafiği de olsa cloud'u istemiyoruz biz. O zaman diyoruz ki o zaman diyoruz ki kendi data center'ınızda ya da kendi merkezi sunuculara biz size ova dağıtımını verelim ova dağıtımını. Ova dağıtımını veriyoruz kullanıyorlar. Fakat on premise ücretli. Hem hem uygulama için ücret ediyorsunuz hem de onun senelik maintenance için bir ücret ödüyorsunuz. Public cloud public cloud seçenekli. Neler? Public cloud IQ Connect ücretsiz. Ee, device onboarding ee, sizi size rehberli konfigürasyon yani onboarding esnasında hangi template'leri istiyorsun, hangi network basayım falan gibi. Çünkü daha önce o network policy dediğim şeyin altında SSID, MSSID, şifreleme, PPSK'ları oluşturuyorsunuz. Merkezi yönetim e, Wi-Fi Planner yani akses pointlerinizi e, kat planlarını yerleştirip o kat planları üzerinde akses pointleri yerleştirip kullanmak bunların hepsi ücretsiz ama işin içerisine Advanced advance monitoring çok daha detaylı monitoring girerse private pre-shared key gibi daha üst level e, e, otantikasyon metotları girerse e, profiling girerse profiling bu virüs dünyasında geçen profiling. Nedir bu profiling? Aynı SSID'ye bağlanan kullanıcıları kullanıcıları e, tanı, neye göre tanı? Bağlandığı cihaza göre tanı. Üzerinde e, bir nakle entegrasyon yap. E, yani nak nak üzerinden de profiling yapılabilir. Üzerinde antivirus var mı? update'i var mı? Vesaire vesaire. O yüzden nak üzerinden alıp da e, şey yap. E, e, farklı bir viranı ata. Yani girdiği yüzünün password'a göre onu otantik ederken farklı bir VLAN'a atar. Çünkü onun grubu farklı bir grup. Onun grubu personel grubu, diğerlerinin grubu management birimi, Arge birimi gibi. Yani normal personel Arge'ye bağlanamazsın. Vesaire. Profiling. Arge ve management aynı SSID'ye bağlanıyor. Aynı kurumun aynı SSID'sine bağlanıyor. Neye bağlanıyor? Vital diye bir SSID var ona bağlanıyor. Argesi de Vitale bağlanıyor. Personel de Vitale ama birbirleriyle haberleşemiyor. Nasıl? Profiling üzerinden işte. Farklı bilanlar atanıyor çünkü. Yüzün en password e, otentikasyon yapılırken. Ya da ne yapıyorsunuz? RG diye bir SSID yayınlıyorsunuz. Fazladan bir kım basıyorsunuz. RG'ye bağlanan zaten otomatik olarak bir bilana mapli. Onu burada yapabilirsiniz. Yani connect yapabilirsiniz. Ama profiling istiyorsanız pilot. Daha sonra yeni gelecek olan IQ copilot, IQ auto-pilot gibi e, artificial intelligence ve e, artificial intelligence in ve machine learning'in girdiği teknolojilerle ee, yeni paketler gelecek. Ee, bu paketleri de ee, yakında sunacak Xtreme Networks. Bir şey daha dikkat. Bakın sadece public'e çalışıyor Connect. Yani bir tane access point satın alıyorsunuz. Bakın bir tane access point satın alıyorsunuz. Yanında bir senelik bir ee, garanti paketiyle beraber. Access point ömür boyu garantili. Xtreme Networks'ün cloud'daki access point'leri ömür boyu garantili. Ama ilk sene alırken bir e, maintenance paketi almanız lazım. Aldıktan sonra, dediğim gibi cloud onboarding yapıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz ömür boyunca, ömür boyu. Ama ne zaman ki bir pilot ihtiyacınız olacak, bir enterprise lineer li, 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 firewall, o da pilot istiyor. O zaman e, her access point için bir pilot lisans satın almanız lazım. Yani senelik, senelik, bir senelik pilot lisansı. Ondan sonra tekrar Connect'e devam, ondan sonra tekrar falan. Gibi. Exim Cloud Icon'un sunduğu seçenekler, bakın 360 monitör ile e, Wi-Fi planner kullanabilirsiniz. Yani akses pointinizin e, odalara yerleştirip e, on-site ya da off-site, bakın on-site de yapabilirsiniz bu teknoloji teknolojiyi. E, simülatörlerle access pointleri eklersiniz, simülatör akses pointleri sisteme. Ondan sonra onların üzerinden offline bir tasarım yaparsınız entegrasyon entegratörsünüz diyelim. Müşterinize son kullanıcıya dersiniz ki e, size e, kat bir için 3 tane akses point, katık için üç tane, şu 5 tane size toplamda 25 tane access point lazım dersiniz. E, teklifinizi, satışınızı yaparsınız. Gerçek kuruluma geçtiğiniz zaman belki o 25 access point e, yani bir azalır, iki, bir artar belki. Yüzde yani. on artar azalır belki. Ya da canlı. Canlı access pointlerinizi buraya koyarsınız, yerlerini yerleştirirsiniz. Canlı olarak izlersiniz sistemi. Provokasyonu, her şeyi izlersiniz. Ekrana göstereceğim. E, komple Network Music bakın topoloji olarak çizip her bir e, link üzerindeki durumu, trafiği falan vesaire izleyebilirsiniz. Mesela oradaki link eğer bir problem varsa kırmızıya döner. Alarm alırsınız vesaire. Bu da bu da e, bu özellik bakın bir önceki özellik e, ücretsiz connect'te bu özellik pilot lisansı gerektiriyor. Tasarımı çizme. Client 360 Network 360 Bunlar pilot lisansı gerekiyor. Şimdi ben size biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Bu arada zamanımız kaç oldu? Oo bir saat. Bir saat biraz hızlı gideyim. Belki ilginizi çeker diye düşünüyorum. PPSK'dan bahsedeceğim. Nasıl çalışıyor? Bu nedir? PPSK. Private Pressure Key. Biliyorsunuz ee, siz ee, normalde Access Point'e ee, Shared, Shared VPA seçtiğiniz anda Shared Key oluyor değil mi o? Yani bu şerit keyi 10 tane kullanıcınız varsa 10 tane kullanıcınıza e, sunuyorsunuz. Bir dakika. 45 tane pardon. 45 tane kullanıcınız var. 45 tane. E, bu kullanıcılarınıza her e, ortak olarak bir private e, bir, bir bir private e, şerit e, pra, e, yanlış söyledim. E, bir şerit veriyorsunuz, satın veriyorsunuz. Bu e, daha sonra e, tabii bu Enterprise'de kullanılmıyor. Enterprise'de ne kullanıyoruz? 802.1X kullanıyoruz değil mi? VPA Enterprise diye geçiyor. Bir tane Redis sunucumuz var. E, i̇stersek bu e, Extreme Cloud Icon'un sunucusu e, isterseniz e, Redis sunucu olarak çalışabiliyor ya da lokalinizde Redis sunucu koyabilirsiniz. Çünkü Redis sunucu demek client'ın e, wireless'a bağlanmak için bir Redis'e ihtiyaç duyması demek. Bu cloud olursa internetiniz kesildiği anda lokalde e, döndüremezsiniz değil mi? O yüzden local enterpriser, lokalde bir tane Microsoft'un bir NPS e, server'ını kurarlar. Ondan sonra onu giderler, Active ile entegre ederler. User database'leri Active Directory'de değil mi? VPA Enterprise e, otantikasyondan bahsediyorum. Dolayısıyla e, istek, radius sunucuya gelir. Radius sunucu Active Directory'den username, password'ı doğrular. Doğrudan sonra e, access point'e tamam otantik edildi. Geçişe izin ver der. xte. Ee, i̇stediğiniz zaman aktif gibi bir kullanıcı disable edersiniz. O adam ne yapamaz? Bağlanamaz. Veya 8021 xi bu, biz buna 8321x PAP diyoruz değil mi? Yüzün password'la entegre etme Redis üzerinden. Bir de 821, 821x e, TLS var değil mi? EAP TLS. EAP TLS de sertifika istiyor. Ne yapıyoruz bu sefer? E, ofise e bir tane CA'yı kuruyoruz. Microsoft'un CA'yını kuruyoruz. Certificate Authority. Yani bir noter. Bildiğiniz bir noter. Noter kuruyoruz. Ondan sonra e, bu notal üzerinde her bir client için bir sertifika üretiyoruz. Ondan sonra bu sertifikaları clientlara aktarıyoruz. Neyle aktarıyoruz? İşte Aktif aktörlü sistemi bunları aktarabiliyor vesaire ya da tek tek manuel olarak aktarıyoruz. Ondan sonra private keylerle beraber tabii şey e, private keylerle beraber aktarıyoruz. E, neyse o, o şey e, sertifikasyon sistemiyle de değil bayağı ayrıntılı anlatırım ama e, aktardıktan sonra e, clientlara da Redis Server'ın e, Redis Server'ın sertifikasını güvenilir olması için Redis Server sertifikaların client tarafından e, Redis Server sertifika Redis için de bir tane sertifika oluşturuyorum CA'de. Ondan sonra bu CA'yı bütün clientlara bütün clientlara e, Trusted Root CA olarak aktarmam gerekiyor. Çünkü bu Internet Explorer ya da Google, Google, Google Chrome biliyorsunuz bir CA database tutuyor. Trust Group CA. Bunlar kimler? Global Sign, Digital, Expert, Let's Encrypt falan filan gibi şeyler var database'inde. Database'inde, sertifika database'inde benim lokalde kurduğum noter yok. Ben ben kendi CA'imi kendim kurmuşum, kendi noterimi. Dolayısıyla bu noteri güvenilir sertifika olarak bütün klientlere dağıtmam lazım. Bunu da aktif direktörü yapıyor, sistemi yapıyor. Ama aktif sistemi yoksa bunu manuel yapmanız lazım ki client Redus'a bağlandığı zaman Redus'a diyor ki bana bir sertifikanı ver bakayım. Bakıyor kim tarafına imzalanmış. Bakıyor kendi listesine. Güvenilir root CA'ler listesinde mi değilse drop. Bu şey benziyor yani. İnternet Explorer'un bu sayfa gidil bu sayfa güvensiz yine de gitmek istiyor musun gibi bir ekran çıkması gibi bir şey. Ama bazen öyle bir ekran çıkmıyor. Direkt bağlanamıyorsunuz. Ee, neyse çok şey yaptım sertifika olayını. Ee, private pressured key. Her kullanıcıya özel bir pressure key veriyorsunuz. Her kullanıcıya. Çok güzel. 802 bir gibi aynı. Bu pressure key database'ini nerede tutuyorsunuz peki? Bir, e, bu, bu pressure key'leri nerede oluşturuyorsunuz? Extreme Cloud e, Extreme e, Cloud IQ'de oluşturuyorsunuz. Peki bu private pressure key'leri nerede host edeceğiz? İki seçenek var bunun için. Bir, access point'in üzerinde. iki Cloud'daki Cloud IQ'nin üzerinde. Şimdi lokalde store, store edersek bu user database'in ne olur? Lokal dediğim access point'in üzerinde. Ya da access point'lerin üzerinde. E, of, e, şirketinizde 10 tane access point var. Cloud IQ'da oluşturduğunuz user'ları kaç? 100 tane user oluşturdunuz. 100 tane private private key oluştu. Bu private private key belli bir user'lara bind edildi. Merkez oluşturken öyle oluşturuyorsunuz çünkü. Ondan sonra geldiği access point access point'lere push edildi. Access Point'e de senkronize edildi, push edildi. Bunun esprisi şu, lokalde tutmanın esprisi. Bir şekilde one linklerinizde bir problem olursa, yani internetinizde Cloud IQ'ya bir şekilde erişemezseniz, o zaman Access Point kendi user database'in o private pressure etkiyi otantike ediyor. Böylece internet yokken de lokal wireless network'ünüz ayakta kalıyor. Eğer Cloud IQ'da tutarsanız bunu, o zaman işte bu problem oluşuyor. Yani bir şekilde Cloud IQ ile komünikasyonunuz kesilirse, client lokal network'a bağlanamayacak wireless'a. Esprisi bu. Peki cloud'a bu otantikasyon e, yaparken user'ın password'u gönderiyor ya client. Doğru mu değil mi diye yanıt vereceğiz. E, bunun secure olması lazım. Burada da RATSEC protokolü devreye giriyor. Bizim access point'imiz e, sağdaki 10 tane access, yani e, ofisimizde 10 tane access point varsa bu 10 tane access point'in 2 tanesi RATSEC proxy olarak belirleniyor. Bunu kim belirliyor? Ben belirlemiyorum. Kooperatif kontrol protokolü uyarınca access pointlerin, extreme cloud access pointlerin, kendi aralarında kim olduklarını belirliyorlar. Onlar e, secure bir tane tünel açıyor Cloud IQ'ye. HTTPS tabanlı bir secure tünel açıyorlar. Ya da farklı TCP 2083, özür dilerim. HTTPS değil. TCP 2083 üzerinden TLS ile encrypt edilmiş bir tünel açıyorlar. ve e, 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 bu username, password bilgisini Cloud IQ'ye gönderiyorlar ki doğrulama almaları için. E, RATSEC'e kullanıyorlar yani bu anlamda güvenli. Bunda bir sıkıntı yok. Ve e, lokalde 10.000 kullanıcı cloud'a çıkarsanız da 10 bin kullanıcı aşabiliyorsunuz. 10 bin kullanıcı bayağı yüksek sayılır aslında çoğu şirket için. PPS kredi çünkü o örnek bir uygulama. Mesela bakın bir event yaptınız. Katılımcılara virüs erişimi vereceksiniz değil mi? Ne yaparsınız? Hemen gidiyorsunuz VPH şifresi alıyorsunuz, veriyorsunuz kullanıcılara. Herkese dağıtıyorsunuz. E, orada e, yan tarafta çalışan e, yurt dışından gelmiş bir tane mühendis bir IT e, elemanı açıyor e, bak nasıl olsa bir şekilde elde ediyor vph şifresini koymuşsunuz oraya koskoca yazmışsınız ya tahtaya ya da ne bileyim e, bir e, girişe. Oradan e, artık e, kim bağlanırsa e, yani garsonlar e, dışarıdan gelen adamlar herkesin bağlanma olasılığı var. Adam bir bağlanıyor. Download'ı bir başlatıyor. E, torrent, Morrent e, videolar falan filanlar nasıl olsa bedavadan internet var diye bir başlıyor. Değil mi? indiriyor sisteminizin aşağıya. Saturuyor ediyor. İşte böyle bir şey yaşamak istemiyorsanız hemen bir tane bir uygulama yapabilirsiniz. API desteği var. PPSK ile ilgili API desteği var Cloud IQ'ya. Siz bir uygulama yaptınız. O uygulamada user'ları oluşturduğunuz anda onları direkt API üzerinden Cloud IQ'ya push ediyorsunuz. Cloud IQ hemen onları oluşturuyor. Ve oluşturduğundan sonra access point'lere push ediyor o bilgileri. Anlatabildim mi? Dolayısıyla gelen kullanıcı için şak diye bir hemen bir işte QR kodu okuttuğu zaman şifre ekranda şifreyi giriyor, bağlanıyor sisteme. Ya da ya da ya da kullanıcı kiosk üzerinden ben bir e, telefon numarasını ve e-mail adresini giriyor. şak diye e-mail adresine ya da e, SMS olarak şifresi geliyor kendisine. Bu şifre arka planda da API olarak Cloud IQ'ya gönderilmesi lazım ki onlar orada oluşturulsun ve ardından access point'lere database'ine push edilsin. Evet. Ya da Akses pointleri storage yapmıyorsanız değil mi? User'ları sadece klatakta tutacaksınız. Akses pointleri push edilmesine gerek yok. İnternetim zaten, internetim yoksa o eventin bir anlamı yok diye düşünüyoruz değil mi? O yüzden e, One Link, One Link e, pro, e, şeyi e, endişesi ortadan kalkıyor. Evet, PPSK'dan bahsetmek istedim. E, access, eksimin akses point modellerine şöyle bir bakarsak, 310 serisi 2 x 2 BIMO 410 serisi 505, 510 son en yüksek seri. 4x4. Hepsi Bluetooth seçenekli. Hepsi 11 AX. Hepsi Wi-Fi 6. Ondan sonra. Outdoor modelleri de 360, 460, 560 diye gidiyor. Siri yanıt verdi. Ben Siri ile ilgili bir şey mi dedim ya? Neyse. Access Point modellerimiz de bu. Yani ben bu cihaz sınıfı olayından çok hoşlanmıyorum ama cihazlarımız bunlar. Eee 2 x 2 mi? 2 x 2 eee dual 5 GB ya da bakın 4 son modeline bakın. 4x4, 4 x 4 4 5'sin 5 GB 2 x 2, 2.4 GB çok güzel. Güzel. 5 GB gelirse yüksek performans veriyor. Bakın 310 dual 5 GB mükemmel. Dual 5 GB Değil mi? Müthiş. Eee Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. E, katıldığınız için bayağı uzun sürdü. Yaklaşık bir 1 saat 15 dakika sürmüş. Evet. E, tabii eğer bir e, nak ihtiyacınız varsa daha da ilerletiyorum. Eee Cloud üzerinden A3 nak var. AeroHive'dan gelen. A3 nakı da e, entegre ederek e, yine e, 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 client'ı kontrol edebilirsiniz. Yani Enterprise Network'te daha çok kullanılır tabii. Client'ın üzerinde update'leri tamam mı, patch'leri tamam mı, antivirüsü tamam mı? Ondan sonra bir Fingerprint ile DHCP fingerprint, le, fingerprint cihazı tanıyıp O verilere göre cihazı profile etmek reduce komut gönderip onu farklı Gidanlara atmak atmak gibi daha komplike şeyler için ileride bir nakla ilgili Bir online şeyde yapacağız Sunum kaydı var Evet paylaşılacak. Nerede paylaşılacak? Vitell'in YouTube kanalında Yani YouTube'a girdiğiniz zaman Vitel'i arattırın Vitel'in YouTube kanalına girin orada Kayıtları göreceksiniz. Kayıtlar Hemen bugün ya da yarın kayıt yükleniyor sisteme. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Bir sonraki eğitimlere bekliyoruz. Görüşmek üzere.